Merhaba oyun severler, Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Malum yeni güncelleme zaten taktiklerden bıkmıştık. Bu sefer de var sistemi geldi. Nasıl olacak derken bugün var başıma geldi. Hani sizde de sizlerle de paylaşmak istedim. bilmiyorum Vara denk gelen oldu mu? Ee, bana pek hayırlı gelmedi var. Var kime göre var, kime göre yok. İlginç yani. Bir bakalım hem Şampiyonlar Ligi 4. gün analizimizi yapalım hem de bu VAR sistemi nedir? Kime göre var, kime göre yok. Oğlum sesini kıs biraz. Kime göre var, kime göre yok. Hem de onu görelim. Bu arada Hamza yaz yaramazlık yapıyor. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne girelim arkadaşlar. Şimdi bugün ben dediğim gibi var sisteminin mağdur oldum. Ali Koçsa faydalanan oldu. Bakalım neler yaşandı bu maç. Beraber izleyelim. Şöyle başlatalım maçı. Bu arada 4x'te izlenmiyor diye bir şey yazıyordu. Hani biz e, görüyorsunuz dakika 10'da gol attım. Devam etti pozisyonlar. Zanyola kaçırdı. Sonra Yarmelenko kaçırdı. Rashford kaçırdı. McCain Tagliofo Fico. Bu da Uruguaylı galiba, Yaksın defansı. Sonra maç devam etti arkadaşlar. İlginç bir şey başıma geldi tabii ki. Onu göstermem lazım. <laughs> Şok oldum. Ben vallahi dedim ki ha bitti ya kırdık hani. Şey, ligden çıktım derken 2-0 ve rakibi ipti. Rakibin itti. Var gol iptali. Dakika 89. Yani dakika Gördünüz arkadaşlar. Dakika 80'de gol VAR'dan rakibini iddia etti diye 2-0 iken 1-0'a düştü. Dakika 89-90'da da gol yedim. Berabere bitti. Yani dediğim gibi bu VAR sistemi biraz sıkıntı. Bakalım biz neler yapmıştık beraber. Kardeşimi tebrik ederim. O da hala çıkma şansını sürdürüyor benimle beraber. O 4-5-1 çıktı. Ben 4-3-3'e açtım arkadaşlar. Oyuncularımız da güzel oynamış. Tamamen ben 9 şut atmışım, o da 8 şut atmış mesela. Hani yüzde olarak da iyiyiz aslında. Neredeyse kafa kafaya maç gitmiş. Hani kendimizi kandırmaya gerek yok. Ben ezdim, o ezdi falan. Şimdi burada Valencia'da beraber Valencia da berabere kalmış. Valencia'nın berabere kalmasıyla ee, güzel olmuş bence Paris Kulüp Brüj'de berabere kalmış. Real Madrid Galatasaray'la berabere kalmış. İlginç sonuçlar devam ediyor. Olympia, Real Madrid, pardon Bayern Münih Olimpiakos'u ee, Olympiakos'u 1-0 yenmiş. Ee, Kızıl Yıldız'a Tottenham'la 0-0 kalmış. Zaten lig sonuçlarına da bakacağız arkadaşlar. E, ee, Dinamo Zagreb sürpriz yapan şartlara sürpriz yapmamış. Direkt maçı ev sahibi avantajı kullanarak yenmiş. Manchester City sürprize olana sağlamamış. O da yenmiş 3-0. Eee Juventus ilk galibiyetini almış 1-0. Yine Atletico Madrid'de Bayer Leverkusen yeni 2-2. Bugün ama çok beraber olmuş. O Salzburg Napoli deplasmanda 2-1 yenmiş. Sürpriz bence. Kendi evinde yenilmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Liverpool'da kendi evinde sürprizi olana sağlamamış. 2-1 yenmiş Genki beklenen sonuçlardan biriydi. Barcelona 3-0 yenmiş. Borussia Dortmund'da Inter'de 1-1 kalmış. Dün Inter, Borussia Dortmund'u bayağı hezimete uğratmıştı hatırlarsanız. Ee, burada Zenit kendi evinde Leipzig'e yenilmiş 2-0. Lyon kendi evinde Benfica'yı yenilmiş 3-1. Bakalım sonuçlar, lig tablosu ne oldu? Hani neler değişti? Şimdi bizim grup zaten hala daha belli değil arkadaşlar. Yarınki maçlardan sonra artık yavaş yavaş kopmalar başlar diye tahmin ediyorum. Ben yarın Valencia deplasmana gidiyorum. Ayaksa kendi evinde Lille oynayacak. Ee, şimdi baktığımızda hala daha 3 takımın çıkma şansı var. Şeyin artık, Rennes'in artık şansı çok zor. 7 puan alsa bile kurtarmıyor. Paris 10 puan da var. 10 puanı var. Ee, evet Paris garanti demiş. Yani aslında Real Madrid de garantilemiş ama belli olmaz. iki mağlubiyet yaşar. Şu iki takımdan biri iki galibiyet alır. Yani bu oyun hiç belli olmaz. Direkt Real Madrid egal olabilir. Ama %80 garantilemiş gibi bir şey diyelim. Tottenham burada turu garantilen takım. Bayern'in yine %70 bir çıkma olasılığı var. Zaten bir galibiyete bakar çıkması. Ama iki maçın arkaya kaybederse burada dediğim gibi hezimete uğrar. O yüzden sıkı tutmalı. Burada yine 3 takımın şansı devam ediyor. Ee, Dinamo Zagreb, Manchester City ve e, Shakhtar'ın şansı devam ediyor. Atalanta'nın pek şansı yok. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Türkiye'nin hani e, o onu yenerse, o onu yenerse, Türkiye ye yenerse şöyle bir kuralı var, şeyi vardı, da denk getirmişti. Yani hani öyle bir mucize olması lazım Atalanta içinde. Eee... D grubunda Bayer Leverkusen 6 o, o, burası hepten karışık. Şu an 4. takımın bile 2'de 2 yaparak çıkma şansı var 8 puanla. Öbür takımları egal ederse harbiden burası karışmış. Çarşı pazarı hala karışık burada. Ee, e grubunda burada herkesin çıkma şansı devam ediyor. Burada karışmış. Çok güzel aslında lig. Yani böyle ligler hoşuma gidiyor. Öyle garantilen bir takım bile olsa en azından 3'ü dönse bile yine şeydi burada 4 takımın iddiası var. Burada 3 takımın iddiası var. Zaten Slavia Pıran artık de 2 yapsa bile iddiası kalmadı. Borussia Dortmund Inter ve Barcelona artık bunların Inter ile Barcelona arasında maç kalmadı. Bu iki takımın Barcelona ile oynayacağı maçlar turu geçmeleri için. Bakalım neler yapacak. Burada yine 4 takımın çıkma şansı var. Evet, aynen. Lyon 2'de 2 yaparsa, öbür takımlar hizmete uğrarsa çıkma şansı var. Burada Benfica, Tura en yakın. Leipzig ikinci yakın takım. Birer galibiyet alsalar, ikisi de çıkıyor. Garantiliyor ama dediğim gibi oyun bu. Bir kırmızı kart veriyor kendi kafasına göre ama sizi mağlup ettiriyor. E, Feleğinizi şaşırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz, mesela VAR sistemini gördük. E, i̇lk defa VAR'a yakalandım. Ben VAR gelmedi herhalde zannettim. Harbiden gelmiş. Dediğim gibi sevgili Fenerbahçeli kardeşim Emre var kime göre var kime göre yok. Hani bu senin bundan faydalanıp da dakika 90'da gol atman ve ligdeki konumunu devam ettirmen senin açından iyi olmuş. Burada bir puan alamasan 4 puanda kalacaktım. Ben 10 puan olacaktım. Ben %90 çıkmayı garantileyecektim. Bu aslında güzel oldu. Kızıştı. Yarın büyük ihtimalle ben Valencia yenersem ya da Valencia beni yenerse harbiden işte o zaman karışacak. Çünkü benim Lille maçım olacak. Onların da ikisinin birbiriyle maçı olacak. Çok ilginç bir lig olacak. Eğer ben yarın Valencia'ya yenilirsem harbiden burası karışacak. Burada dediğim gibi iki takım yani Paris zaten tur atladı. İki takımın yani şu sondaki iki takımın iki de iki yapması ikisinden birinin Real Madrid'e iki muhalifiyet alması demek harbiden yani olasılık var. Bir şey diyemem. Burada Red Star'ın 9 puanla çıkma şansı var yine. O yüzden iki maçı da güzel oynaması lazım. Tabi bu arada Bayern Münih'in de 2'de 2 mağlup olması lazım. İşte arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nin bu güzelliği var. Daha hala 4. maçlar 2 maç kaldı ama hiçbir şey garanti değil. Tek garantilen takım Paris Saint Germain ve Tottenham oldu. İki takımı da tebrik ederim. Diğerlerinin %70, %80 çıkma şansı var. Dediğim gibi oyun bu. Hele en karışık yani şurası. Bura harbiden ölüm grubu. Yani keşke şu Slavia Prag'da bir 6 puan falan yapsaydı ama o zaman puanlar değişirdi. Daha güzel böyle acayip bir hal alırdı. 4'te 4 mağlubiyet olmamış. İnşallah bir dahaki Şampiyonlar Ligi'nde bunu da kadar. Burası da çok iyi. 4 takımın hala çıkma şansı çok yüksek. Burada 4 takımın çıkma şansı yüksek olsa da Lokomotiv Moskova biraz burada artık mucizelere bakıyor. Burada 3 takım yine çıkma şansı çok yüksek burada iki takım arasında artık Bayern Münih bir puan bile alsa işi götürür diye düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimalle Red Star'la falan yapacak diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligimiz böyleydi. Var sisteminde yaşamış olduk. Hatta bundan mağdur olmuş oldum. Yani rakibini itti. Acayip bir şey. Yani görüyorsunuz. Siz de şahit oluyorsunuz. Eskiden Sarı Hakem'de normal oynadığında rakip ee, yedek kulübesine top attı diye kırmızı kart yiyip 5 tane gol yedim. Yani neler yaşadım bu OSM'de. Harbiden OSM hala böyle yıpratmaya devam ediyor. Sıkıntı yok. Ee, ben ne zorluklardan gel gelip de şampiyon oldum. Ben ne zorluklardan çıktım. Bazen de zorluklara mağlup oldum. O da var. Mesela İtalya Ligi'nde hüsran. Yani bildiğiniz hüsran. İtalya Ligi hiç yaramadı bana. Ekip, ekibimdeki tüm takım arkadaşlarımın orada olması güzel. full bizim kendi ekibimiz. Ama şöyle de bir şey var. Yani hiçbir taktik tutmuyor. Hani bir taktik bir taktiği götürmüyor. Yani son 5-6 hafta, haftada malumiyet yaşamadım. Ama hani bir şey yaramadı. Yani bir şu güncellemelerden dolayı Sıkıntı yaşadım. Tamam kendi ikimdeki arkadaşlarımın teknik bilgisi de çok güzel. Ama bu güncelleme öncesinde hepiniz biliyorsunuz ki 4-5-1'ler, 5-3-1-1'ler, 6-3-1-1'ler bunlar 6-2-1 mi 6-3-1 mi artık ne oluyorsa tam da pek de kafamı yormadım. 6-3-1'ler bunlar bayağı e, yıprattı çünkü çok defansif oynayıp da 1-0 yenmekte. Ya yani bu Osem oynuyoruz ya yani biz oyun oynuyoruz ya yani 1-0 nedir? İki takım atak yapsın. Bakın daha da güzel. Bir maç yaşandı. Dakika 10'da ben, ben attım. 83'te gol attım. Vardan iptal oldu. 90'da gol yedim. Berabere bitti. İki takım da bence zevk almıştır. Çünkü Emre büyük ihtimalle yenilip de artık kafayı son maça yoracaktı. Artık berabere kalınca iki maçı yenerse zaten direkt çıkıyor. Yani benim benim de Valencia'yı yenemezsem artık son maçta Lili yenip de onlar arasındaki maç ikinci takım ya da birinci takım belirleyecek. Çok güzel bence. Bundan sonra harbiden bir tane Şampiyonlar Ligi yapacağım. Böyle hatta bunu e, bu yorumları daha da geliştireceğim. Arkadaşlar daha zevkli hale getireceğim. Şu an biraz planlarım var, oturtmam lazım. Hani Lambur var, bu işe girmek istemiyorum. Daha güzel şeyler, ASM'yi daha da böyle heyecanlı, beraber oynamayı daha da güzel hale getireceğim. Emin olun. Bunun için çalışmalarım var, kafa yoruyorum. Sizin de aklınıza gelen bir şey varsa alta mutlaka yorum olarak ekleyin arkadaşlar. Ee, sizden ricam Hamza Yaz Adriano PUBG sayfam var ya onu takip etmez arkadaşlar. Destek olun. Videoları izlemeniz önemli değil. Ya takip edin, destek olun. Başka bir şey istemem arkadaşlar. Çünkü koşullardan biri de 1000 abone. Ne yazık ki 4 saat canlıyı hallettik ama 1000 abone olayı var. Hepinizin desteğini bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.